Belediyemizin çok kıymetli bürokratları ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Beşiktaşlılar. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Mart 2019 mahalli idareler genel seçimleri sonrasında oluşan belediye meclisimizin 5393 sayılı belediye kanununun 19. maddesinin 1. fıkrasına istinaden bugün ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Toplantı yeter sayısına ulaştığımıza göre Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2019 yılı Nisan ayının 8-4-2019 tarihli toplantısını açıyorum. Öncelikle yeni dönemin ilçemize, ilimize, ülkemize ve Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinde sandık başına gidip oy kullanan, iradesini ortaya koyan, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün Beşiktaşlı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediyesi, iletişim kanalları açık, şeffaf ve katılımcı bir anlayış yönetecek. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin hakim olduğu bir anlayışla Beşiktaş Belediyesi'ni halkın belediyesi haline getireceğiz. Beşiktaş'ı huzurlu ve mutlu, dünyanın her tarafında konuşulur bir ilçe haline getireceğiz. Beşiktaş Belediyesi'ne gelen herkesin sorununun rahatça çözüldüğü, herkesin buradan mutlu duygularla ayrıldığı bir belediye anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde Beşiktaş'ımızın bugüne kadar çözülemeyen sorunlarını bu koordinasyon birliği içerisinde çözeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra bu çalışmalarımızı hızla yerine getireceğiz. Ve bu duygularla bugün buraya gelen belediye meclis üyelerimiz, kıymetli bürokratlarımız, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diğer siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri, hepinizi tekrardan sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Henüz divan oluşmadığı için meclisimizin en genç üyeleri Sayın Dijan Balkaroğlu Gürsoy ve Sayın Turan Yel de birlikte divanı yöneteceğiz. Değerli meclis üyeleri, öncelikle sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duyuyorum. Sönmez bu şafaklarda yüzen aslanca, sönmeden yurdumun üstünde tüten son ocak o be milletimin yıldızı parlayacak o benim, bil o benim milletim bir amca. Çevrenin en azdır ya,
yamanlık kılma bir günde. Bu şiddet, bu celal sana olmazdı küler. Kanımız sonra el akır, hakka tapma milletin istiklal. Değerli meclis üyeleri, 2018 yılı denetim komisyonu raporu sizlere meclis öncesinde dağıtıldı. Raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, gündemin birinci maddesine geçiyorum. Sayın Yer. Sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesine istinaden ilk 2 yıl için görev yapacak olan meclis 1. ve 2. başkan vekili ile katip üyeliğinin seçimi. Öncelikle meclis 3. başkan vekili ile ilgili görüşü önerisi olan var arkadaşlar. Buyurun. CHP grubu adına önerilerimiz meclis 1. başkan vekili Hasan Bozgur'dan. Öneriyi dinlediniz. Meclis Birinci Başkan Vekili seçimine ilişkin oy pusularını dağıtan başka bir öneri talep yoksa. Thank you.
29, 30, 31. Hasan Bozkurtar. 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 Kağıt boş çıktı. Hasan Bozkurtar. Tekrar boş çıktı. Hasan Bozkurtar. Ve Hasan Bozkurtar. Evet. Bu durum
kanunuma göre Sayın Hasan Bozkurtar Meclis 1. Başkan Vekilimiz olarak seçilmiştir. Kendisini kutluyorum. Başarılar. Şimdi Meclis 2. Başkan Vekilliği için görüşü, önerisi olan var mı? CHP grup adına önerimiz Meclis 2. Başkan Vekili Suriye Gizem Aksoy'du. Öneri dinlediniz. Başka önerisi olan? O zaman oy pusulaları dağıtılsın. Seçmen Başkanı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki. Gizem Aksoylu. Gizem Aksoylu. Gizem Aksoylu. Gizem Aksoylu. Gizem Aksoylu. Gizem Aksoylu.
Boş çıktın. Boş çıktın. Gizem Aksoylu. 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 Sayın Gizem Aksoylu, Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmişti. Kendisini kutluyorum, başarılar. Evet, şimdi divan katiplerinin seçimine geçiyoruz. Görüş önerisi olan... Buyurun Fahrettin. CHP grubu adına divan katipleri bir önerimiz. Divan katibi Asıl Dican Balkaroğlu Gürsoy, divan katibi Asıl Turan Yer, divan katibi Yedek Yıldız Kaya, divan katibi Yedek Önder Gidik. Öneriyi dinlediniz. Başka önerisi olan var mı? Oy pusulalarını dağıtmaya başlayalım arkadaşlar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. 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 Turan Yer, Dijan Balkaroğlu, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Boş kağıt çıktı. Boş kağıt çıktı. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. 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 Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik.
Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Dijan Balkaroğlu, Turan Yer, Yıldız Kaya, Önder Gedik. Buna göre Sayın Dijan Balkaroğlu ve Turan Yer asil katip üyeliğe, Sayın Yıldız Kaya ve Önder Gedik yedek üyeliğe seçilmiştir. Kendilerine başarılar diliyorum. Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Sayın Dijan Balkaroğlu, okuyalım. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesine istinaden belediye encümeninde görev alacak 3 üyenin seçimi. Önerisi, görüşü olan var mı? Buyurun. CHP grubu adına encümene Selçuk Cüroğlu, ikinci encümene Esra Yeni Dünya, encümen Numan Selim Bilgi. Öneriyi dinlediniz. Başka önerisi olan var mı? Oy pusularını da atamıyorum. Evet, birincisi sıradaki isim vardı. Selçuk Cüroğlu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 32. Boş çıktı. Selçuk Cüroğlu, Esra Yeni Dünya, Numan Selim Bilgin. Selçuk Cüroğlu, Esra Yeni Dünya, Selim Bilgin. Selçuk Cüroğlu, Esra Yeni Dünya, Selim Bilgin. Boş çıktı. Selçuk Cüroğlu, Esra Yeni Dünya, Selim Bilgin. Selçuk Cüroğlu, Selim Bilgin, Esra Yeni Dünya. Selçuk Cüroğlu, Esra Yeni Dünya, Selim Bilgin. 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 Selçuk Cüroğlu, Selim Bilgin, Esra Yeni Dünya. Selçuk Cüroğlu, Esra Yeni Dünya, Selim Bilgin. 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 Evet. Selçuk Cüroğlu, Esra Yeni Dünya ve Selim Bilgin encümen üyeliklerine seçilmişlerdi. Kendilerini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum. Sayın Turanya. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden oluşturulacak ihtisas komisyonu ile komisyonda görev alacak olan üyeliğin belirlenmesi. Görüşü olan var mı? Buyurun Fahri. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Murat Arslan, Akın Keskin, Önder Gedik, CHP grubu adını öneriyoruz. Diğerlerini de okuyabilir miyim? Okuyabilirsiniz. Hukuk Komisyonu Suriye Gizem Aksoylu, Yıldız Kaya, Devrim Alparslan. Sen de.
Çevre Trafik Ulaşım Komisyonu, Metin Selahattin Kabiloğlu, İlker Uğur, Murat Aslan. Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu, İsmail Selçuk Cüroğlu, Erdem Merakoğlu Göksel, Rıza Gül. Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Rıza Gül, Nazire Oylum Işık, Süleyman Kartal. Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu, Erdem Merakoğlu Göksel, Dijan Balkaroğlu Gürsoy, Suudiye Gizem Aksoylu. Dijan Balkaroğlu, Suudiye Gizem Aksoylu. İmar Komisyonu, İlker Özsalman, Nazire Oylum Işık, Cengiz Tatar. Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Metin Selahattin Kabiloğlu, Süleyman Kartal, Turan Yer. Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu, Nazire Oylum Işık, Ali Rıza Yılmaz, Devrim Alparslan. Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu, Erdem Merakoğlu Göksel, Süleyman Kartal, Rıza Gül. Toplumsal Cinsiyet, Eşitliği ve Temel Hakları Komisyonu, Dijan Balkaroğlu Gürsoy, Yıldız Kaya, Turan Yer. Dış İlişkiler ve Araştırma Komisyonu, İsmail Selçuk Yüroğlu, Numan Selim Bilgin, Dijan Balkaroğlu Gürsoy. Öneriler dinlediniz. Başka görüşü olan? Buna göre bir yıl süreyle sayılan bu komisyonların kurulmasını ve komisyonların sayılan meclis üyelerinden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Komisyonları tek tek oylama yapsak mı? Gündemin dördüncü maddesine geçiyorum. Sayın Dijan Balkaroğlu. Marmara Belediyeler Birliği tüzüğünün 13. maddesine istinaden Birlik Meclisi'nde belediyemizi temsil edecek bir asil ve bir yedek meclis üyesinin belirlenmesi. Öneri ve görüş var mı? CHP grubu adını Marmara Belediyeler Birliği'ne asil İnan Güney, doktorası olan İnan Güney'i yedek olarak da Selçuk Sarı'ya teklif ediyoruz. Başka neler var mı? Başka neler yoksa kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin 5. maddesine geçiyorum Sayın Turan Yer. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Tüzüğü'nün 7. maddesine istinaden Birlik Meclisi'nde belediyemizi temsil edecek 2 asil ve 2 yedek meclis üyesinin belirlenmesi. Görüşleri. CHP grubu adına önerilerimiz Asil Oylum Işık, Selçuk Sarıyer, yedek ise Ferhunde Şirin, Numan Selim Bilgin. Görüşleri dinlediniz. Başka görüşü olan? Kabul edenler, kabul etmeyenler, o çok güzel kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin 6. maddesine geçiyorum. Sayın Dijan Balkaroğlu. Tarihi Kentler Birliği'nin 9. maddesine istinaden Birlik Meclisi'nde belediyemizi temsil edecek bir asil ve bir yedek meclis üyesinin belirlenmesi. Görüşleri alalım. Buyurun. CHP grubu adına önerilerimiz Asil Sabahattin Öztürk,
Yedek İlker Uluer. Başka görüşü olan var mı? Kabul edenler? Kabul etmeyenler? O çokça da kabul edilmişler. Hayırlı olsun. Gündemin 7. maddesine geçiyorum Sayın Turan Yer. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tüzüğünün 15. maddesine istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil edecek iki meclis üyesinin belirlenmesi. Görüş önerileri alalım. Buyurun, buyurun Fahit. CHP grubu adına önerilerimiz Sağlıklı Kentler Birliği için Fidan Aslan Eroğlu, Cengiz Tatar. Başka görüş olan var mı? Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin son maddesi, Can Hanım. 5393 sayılı belediye kanununun 56. maddesine istinaden 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Faaliyet raporunun belediye meclis üyelerimizce incelenebilmesi için bir sonraki oturuma bırakalım. Bir sonraki birleşim 12.04.2019 tarihinde saat 11'de yapılacaktır. Son olarak söz almak isteyen belediye meclis üyesi arkadaşımız var mı? Başkanım, ben gündem dışı bir söz almak istiyorum. Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, sayın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yeni dönemin bütün Beşiktaş halkına, İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Ve sayın başkanımızın da oy veren, vermeyen bütün Beşiktaş'ı kucaklayacağına, sahada söz verdiği gibi şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir Beşiktaş'ı yaratacağına olan inancımla tekrar hepimize, Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, bizler mazbatamızı aldık, bugün göreve başladık. Ancak şurada bir yazı var. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Bu yazının altında görev yaparken ve Beşiktaş halkı %80 iradesini Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan yana beyan etmişken, bizlerin buradan bu çağrıya kayıtsız kalmamız doğru değildir diye düşünüyorum. Bizlerin bir kimliği Beşiktaş halkına hizmet etmek, diğer yanında da siyasi kimliğimiz var değerli dostlar. Bu anlamda buradan bütün taraflara sesleniyoruz. Beşiktaş halkının %80 iradesine sahip çıkmak adına Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmeli. Halkın iradesinin yansıdığı şekilde bir an önce hak yerine teslim edilmelidir diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Değerli meclis üyeleri, yeni dönem meclislik toplantısı vesilesiyle söz almış bulunmaktayım. 31 maddeler seçimlerin Beşiktaş'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Bu dönem seçilen belediye başkanı Sayın Rıza Akpolat'ı, tüm meclis üyelerini ve 23 mahalle muhtarımızı ve azalarını ve bugün seçimi gerçekleşen divan kurulu başkanı ve üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyor. Bizlerin bu görevlerde bulunması için yetki veren Beşiktaş halkımıza teşekkür ediyorum. İstanbul aşkımız, Beşiktaş sevdamız diyerek yola çıktık. Belediye işi, gönül işi bizim şiarımız. Beşiktaş'ın geride ve eksik kalmış hizmetlerini gerçekleştirmek için parti gözetmeksizin ilçe halkımızın menfaatine olan tüm çalışmaları hep birlikte el birliğiyle yapmak için buradayız. Beşiktaş için durmadan çalışacağız. Ancak önceki dönemlerdeki gibi yapılan yanlış ve hatalarda yine karşı olacağız. Tarihi boyunca bu mecliste güzel hizmetlerde bulunmuş tüm üyelerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum. Rabbim bizlere de görevlerimiz bittikten sonra iyi anılmayı,
arkamızda hayırla yad edilmeyi nasip etsin. Sözlerime son verirken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi bu vesileyle saygıyla anıyorum. Yeni dönemin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanım, konuşmanızda yer alan, daha henüz hukuki sonuçlanmamış bir seçimde İBB Başkanı dediğiniz için onu düzeltmenizi de talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi adına Nur Demez. Teşekkür ederim. Şöyle bir düzeltme yapayım. 2972 sayılı kanunun 22. maddesi der ki en çok oyu alan belediye başkanı seçilmiştir. Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için seçilmiş başkandır. İlgili kanuna göre seçim gecesi tutulan il seçim kurulu başkanı imzanı birleştirme tutanağına göre, yani kanuna dayanarak bu değerlendirmeyi yaptım. Önümüzdeki dönemde inşallah kısa bir zaman içinde bu sorun ortadan kalkacaktır. Bu konularda bizim tartışmamızın dışında kalacaktır. Yeni seçilmiş muhtarlarımıza hayırlı olsun diliyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Siyasi partilerimizin ilçe başkanları burada. Kendilerine teşekkür ediyorum bugün burada oldukları için. Bürokratlarımıza teşekkür ediyorum, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ve birleşimi kapatıyorum.